21 may Xitoy vakillari Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Dunyo Uyg'ur Qurultiyi raisi Dolqin Esonning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inlariga qatnashish huquqini bekor qilish va Xatar ostidagi xalqlar tashkilotining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi maslahatchilik salohiyatini olib tashlash haqida nota topshirganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Bu munosabat bilan Amerika, Germaniya boshliq G'arb demokratik ellari bilan Xitoy va Xitoy tarafdorlari o'rtasida keskin talash tortish yuz bergan. 2 haftaga so'zilgan bu diplomatik jangning natijasi 30 may Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va Xatar ostidagi xalqlar tashkilotining g'alibiyati bilan oxirlashdi. Bu Dunyo Uyg'ur Qurultiyining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoy mustabid hokimiyati ustidan qozongan yana bir buyuk g'alibasidir. Tuvanda sizlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 21 may bo'lib o'tgan keskin jangning amaliy jarayoni to'g'risidagi ma'lumotlardan voqif bo'lasizlar. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. I think the distinguished representative of the Islamic Republic of Iran for that statement. The distinguished representative of China has the floor. Rahmat rais efendim. Komitet a'zolariga Germaniya va Yevropa ittifoqi vakillariga rahmat. Oldi bilan tartib jihatidan olganda juma kuni atiganda to'g'ri atiganda biz bir askartma avatgan. Bugun biz yana bu tashkilotning yozmacha inkas qaytarishiga fursat berishga qo'shildik. Biz bu qilganlarimizning mazkur komitetning munosabatli qoida tuzumlariga uyg'un deb qaraymiz. Ikkinchidan İsrailiyadan kelgan xizmatdoshlarimizga deydiginim, meningcha siz faqat Germaniya va Yevropa ittifoqi vakillarining so'zlariga quloq silibli qolmasdan, balki bizning mu askartishimizga yaxshi diqqat qilishingiz kerak edi. Uningda mazkur shaxs va uning tashkilotining terrorlik harakatlariga qatnashibla qolmay, balki yana terrorlik harakatlarini qo'llaydiganligiga oid isbotlama bor. Ular uzundan beri A'zo davlatlarning zimin butunligi va egalik huquqiga tahdid paydo qiladigan va buzg'unchilik qiladigan harakatlar bilan shug'ullanib kelgan. U shaxs BDT yig'inlariga qatnashganda u haqiqatan BDTning tuzumlariga xiloflik qilgan. Shunga albatta uningda masala bor. Bizda mazkur jamiyatning salohiyatini olib tashlashga yetarli isbot bor. 3-dan Jungoning bu jamiyat haqidagi loyihasi qisas elish bilan aloqasiz. Bizning bu yerda so'rayotganimiz BDTning maqsadi va prinsiplarini qo'g'dash va BDTning tuzumlarini himoya qilishdan iborat. Maqsadimiz yana xalqaroliq tinchlik va bexatarlikni saqlashdir. Shundoqla BDTning tinchligi va bexatarligini saqlashdan iboratdir. Amerika vakili bosh kotibning doklatini tilga oldi. Buningdan xabarimiz bor. Biz u doklatni kimning tayyorlaganligini obdan bilamiz. Bu doklatni tayyorlash qisas ilish misollari bo'limiga topshirilgan. Dal mushundoq pozitsiya bo'lg'ochqa bu shaxsning delosini qisas ilish deb bekitdi. Mundoq bir maqola bor. Agar qo'lingizda mix bilan bolqi bo'lsa, siz qoqidigan to'shik izlaysiz. Bu dal shu qitimliq doklatni tayyorlovchi va moslashtiruvchiga mos keladi. Shunga Men bizning bu qilg'inimizning qisas elish bilan aloqasi yo'q deyman. 4-dan Amerika vakili Amerika bu shaxsga viza berdi. Bu uning xatarsiz ekanligini bildirdi deb o'tdi. Agar biz tarixga qaraydigan bo'lsak, nurg'un terrorlik harakatlari Amerika tuprog'ida yuz bergan. Undaqda Amerika fuqarosi bo'lgan yoki Amerika vizasi olgan terrorchilar-chi? Amerika vizasini elish bu shaxsning bexatar shaxs ekanligining kapolati bo'lmaydi. Germaniya elchisi bu shaxsni Germaniya fuqarosi dedi. Bu u shaxsning Germaniyaga borgandan keyingi ish. U Jungodan ayrilishdan burun nurg'un jinoyatlarni o'tkazgan. Uning nurg'un terrorlik harakatlari bilan aloqasi bor. Germaniya bularni bilmamdi yoki sizlar boshqacha qaramsizlar. Buningdan boshqa agar u Germaniya fuqarosi bo'lsa yoki uningda Germaniya pasporti bo'lsa, bu uning bexatar shaxs ekanligini bildirmaydi. Germaniya gazetalaridan bilishimizcha, Germaniyadan Suriya va Iroqqa Daish terrorchi kuchlari orasiga borgan urush jinoyatchilari ichida 960 kishi bor. Ularning ichidagi 3/2 qismi Germaniya fuqarosi bo'lib, Germaniya pasporti bor.
Bu noktadan alganda Germaniya pukrası buluş ya ki Germaniya pasportu ilgi buluş bu şahsının terörcü emeslikidin ya ki onun bihatar şahs işgallikidin deyerek bemeydu. Terörlükü karşı turuş meselesi kegende biz koş ölçem kolunuştun saklanışımız gerek. Bazı şahsla Amerika ya ki Germaniya'ya tehdit şekillendirmesi mümkün ama bu mezkur şahsının terörcü emeslikidin deyerek bemeydu. Çünkü bu şahs Cungu ya ki başka devletke tehdit şekillendirdi. Şuna bizde terörcüye karşı ortak ölçem buluş gerek. Biz bu ortak ölçemini kullanıp bir şahsını terörcü de bekleşimiz. Hemimiz muşu ortak ölçem bilen mezkur terörcüye zerbe verişimiz gerek. Hazır bu şahs bir kısım devletlerge bihatterlik tehdidi elip gelse, başka devletlerinin onunla perva kılmay onu insani hukuk koruyucusu de bekleşi koş ölçem kullanıştır. Bu şahs özünün ictimai tarat kuvveti de hemişe Cungu'ya karşı cihat targıp kılıdı. Biz bu paketlerini onun ictimai tarat kuvvetinden tapalayımız. Biz Amerika ve Germanya vekillerinin koş ölçem kolonistin saklanışını ümit kılımız. Biz silahının bu şahs hakkındaki bayanatlarımızın doğru hatalıkını biz görsetken paketler boyunca estaydil bağlayıp çıkışınlarını ümit kılımız. Ahırda dediğimiz mu? Baya Germanya vekili Halkara Sakçı Teşkilatı'nın bu şahs hakkındaki kızıl agahlandırış belgesini ilivetkenlikini oturup koydu. Bizning bilishimizcha bu qizil ogohlantirishni bekor qilish butunlay xalqaro saqchi tashkilotining germaniyalik bosh kotibi va amerikalik qonun ishlari bo'limi direktorining qilmishidan iborat. Ular bundoq qilishda hech qachon a'zo davlat bo'lgan jungu bilan maslahatlashmagan. Shunga u butunlay tartibga xilof bo'lgan ma'lum maqsad yashiringan qilmishdan iboratdir. Bu komitetning a'zosi bo'lish sifatimiz bilan biz endişimizni oturup koyduk. Şundakla bu teşkilatka inkas kaytırış pürsütü bəyduk. Şuna mən kəsibçanlıq və məsuliyyətçanlıq yolu bilən məzgür komitetinin bunca ciddiləşməsliğini ümit qılmən. Çünki cümə günü anlap bəqib karar çıxıraylı. Köp rəhmət. Cumhur Halk Cumhuriyeti Vekili rahmet etmen. Hem de talep boyunca sözünü Amerika Koşmuş Şartları Vekili vermen. Rahmet reis. Bu intayın azaplık ve ümitsizlendirdiğin bir gün oldu. Çünkü biz bugün bu yerde, bu komitetin azalır işçi de, özünü İslam dininin himayecisi ve ergeş güçleri de oturuğa çıkan devletlerinin, Cungo'nun İslam karşı hareketlerini bütün küçü bilen kolluğalığını gördük. Bu dertler Cungo'nun zulmü uçurgan. Bir asallık milletinin dini ve insani hukukunu ilgir sürüş için tırışıvatkan bir şahsını. Hiç kandak ispatlanan haklar bilen temelliyelmezdin, terörizm bilen ayıplaş arzusu üçün tırışçalık körüstüvatıdır. Bu yerde Amerika Koşmuş Ştatları özünün Birleşken Devletler Teşkilatı baş mehkimizge sahip halık kılış mesuliyetini yakşı ada kılmadı. Digendek bir karaş Bir namı çıkan terörçünü Amerika'ya hatta Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş ştabına halganç kırgızıptık. Özümüzün fukralarının bir hatarlıkını oylaşmaptık. Biz Cungu hükümetinin neç yıllardan beri bu şəxs ve teşkilatını Dünya Uyğur Kurultayı hakkında toxtamay ayıplaşlarını anlap geldik. Xuddi onlar bizge evetken muşu xəttiki ayıplaşkı oxşaş. Biz mi onlardan tekrar tekrar halda onlarının ayıplaşlarını ispatlaydığına paketlerini talep kıldık. Lakin emniyette onlar özlerinin diğerlerinin rastlıkını ispatlaydığını her kandak paketlerini temellep birelmedi. Pekatli birelmedi. Paket hazırlıkçı körülmedi. Şuna Amerika Koşmuş Ştatları Germaniye pıhrası, cinayet tarihi bolmağan, yaş kılmış bolğan Dolkun Eysa Efendi'ni Amerika'ya 10 yıllık kırış vizisi verdi. Amerika Koşmuş Ştatları, emeldarları Dolkun Eysa Efendi bilen kararlık uçuruşudu. Eğer Dolkun Eysa Efendi, Cungo hükümeti eyipligendek rastla terörlük hareketleri kılgan terörcü bulsa, Muşi yığın saldıklar oyla pekınlar. Bizden çikirada uruşkı teyir durgan netçi mağlağan yaş Amerikalık er ayalı hazır Suriye'de uruş sipide. Daesh karşı, cihatçı radikallar karşı uruş kılavadı. Siler rastlılla biz Muşi'ndak bir şəxsini Amerika Koşmuş Ştatları kırgızıb. Onun erkin sayat kılışa yol koydu dəb oylamsılar. Adamın oğuzunu kaynatmanlar. Bu Cungo hükümetinin bu komitetiki dostlarını işletip kısas ilişkin tırışkallık kılışının
tipik misaldır. Mən sizləri tünügün Washington Post gəzdi ilan qılğan baş maqılını oxub verəy. Jongonun Şinjandakı uyğurlarga qandaq muamil qılğanlığını bilib qılanlar. Bu maqalının temisi Jongonun bir assallıq uyğurlarının kimligini veyran qılışdiki vəhşi hərəkəti. Bu maqalda mındaq deyilgan. Jongonun Iraq gərbi şimalı caylaşqan Şinjan ölkəsidiki assallıq millət uyğur müsəlmanlarının kimligini veyran qılış üçün apət xarakterlik hərəkətlərini elib berib atır. Onlar haqqında nurgun hüccətləşdirilgən maqallar var. Baş maqala onlardan mundaq nəql alıdı. Washington Post gəzdidən Simon Danyar və Birləşmə Agentliqinin yığınqı bir yürüş ziyarətləri də məzgür lakırdı etib çıxan burunqı məhbuslar özünün uyğur milli mədəniyyətini arqıdı qalanlar. Dəyib əyibləşkə, musulman itqadıdan vaz keçişkə, uzun kim kiyəllik, namaz oqallıq, balılarga Kur'an ügenkenlik, ya ki imamlarını yeni tolgan balılarga isim koyuşkı çakırgallık için puşayman kılışkı mecburluğun. Manı bulanın hemisi Jongo hükümetinin Jongoç tor biketlerdeki ilanlar. Şirketlerden kayıtta terbiyeleş lagırlarını kuruş için ilan çıkargan teklifleri hakkıdaki Jongo'nun özü üçürlerden ibaret. Mezgur lagırlarda onlar neçiz mıngdan 1 milyon qoç uyğurlarını qaytadan Jongoç uyğur qılıb tərbiyələvadıdı. Mana bu bugünkü əsaslıq temidən ibarət. Biz bugün sözləşməkçi bolğan temini başqa yəqə burub etməyli. Bu yığın Xətər Asiyadakı Xalqlar Cəmiyyətinin Birləşkən Dövlətlər Təşkilatına düşkən tövbəsi haqqında yığınamız. Bu yığın məzkur cəmiyyətinin Jongoda zulmğa əkirgən şəxslər, O çıxın itqanda zulüm uçurgan bir bütün millet üçün avaz boğulgan bir millet üçün söz qılış hukukunu saxlap qılış haqqıdaki yığın. Bu Birleşken Devletler Teşkilatının kuruluş məqsədi emas mı? Birleşken Devletler Teşkilat dəl şunda xalqının hukuki və özge iqdarçı qılışını ilgir sürüş üçün kurulgan emas mı? Məncə Birleşken Devletler Teşkilatının aldıdaki məsuliyeti Jongo vəkildin ulanın rastlı bir şəxsinin terrorluq çetişliqi haqqıda yetərlik ispat bar yoxluğunu sürüşdürüş. Çünki şundaq bolsa o şəxs qaytı Birləşkən Dövlətlər Təşkilatına, şundaqla Amerika Qoşma Ştatlarına kirəlməyidi. Bıraq hazırcı onlar bundaq bir ispatını təminləb berəlmədi. Onundan başqa uzundan buyan işəncə erişib gəlgən bir cəmiyyətni terrorluqnu qollaş və təşviq qılış deyən əyibləş adamın əxlaqı sığmaydı. Bu faqat adamı qatdı qəzəbləndirdi xalas. Mən Jongo vəkilinin bununun artıq xata yolu kirişdim burun, bu oransız təlifini qaytırılışını ümit qılamən. Rəhmət. Amerika vəkilinin sözü rəhmət. Əmdə növət, Əngiliya, Birləşmə Padişahlığı da. Köp rəhmət rəis əpəndi. Mən əval Əngiliya hükümetinin Avropa İttifaqı tərəfindən oturuq qoyulğan təklifini qollaydıqallıqını bildirmən. Dövlətimizninki bu komitetinin küzətkücüsü bulu sübüti bilən qısqılar bildirməkçi bulğunumuz şü ki, biz bir işdən intayın əpsilandıq. Bu yerdə məsləhətçilik salayitiga eriş bulğan təşkilatlarının oranını bikar qılış və bunu tələb qılış cəriyandiki sürətdən bunç vala tizdikini, amma yeni bir urunga, bulubmu insani hüquqa alaqadar təşkilatlarınınki salayitini iltimas qılış cəriyandiki şunca asla bulğalıqını görüb intayın əpsilandıq. Köp rəhmət. Әңгілия Бірләшмі Фатшалықының вәкілігі рәхмет етмен. Мен микрофонның сөз тіліп қан Джонға қылық жұмырейті вәкілігі бермен. Рәхмет, рәйс әпендім. Мен үйқұрда Америка 5 алтысы Келлінің есіят құтылған сөзлеріні көңіл қойып аңылдым. Лекен мен оның немі үшін бұнча есіятчан, бұнча аяжан білен сөзлейдіғалығыны шүнәлмедім. Чүнке менің білісімче бұ үшірінің тоғыра яке хаталығыны білмеймен. Әмма O, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı baş elçi buluştuğun burun Amerika Koşma Ştatları'daki bir akıllar amberi oturuğu koygan atalmış Şinjan Projekti tetkikat türüge katlaşkan. Bu Şinjan Projekti'nin maksidi Şinjan'ı Jungo'dan bölüp müstakil kılmakçı bolgan bölgünçülerge yardım kılıştığın ibaret. Mən onun şu kişiler bilen kuyuk münasibeti barlığıdın kuman kımaymen. Amerika vekili söz almakçı bovatıdı. Amerika yardımcı vekili merhamet. Rahmet reis efendim. Minimce biz komite tarihindeki en nacar noktaya geldik. Amerika başelçisi şahsi hücum kılış pütüleyi
namuvaqiq ish. Agar Jungo taraf o'zining bir tashkilot yoki aloqador narsalar to'g'risida so'zlamoqchi bo'ldi-kan, undaqda u davomlashtirishga yo'l qo'yish kerak. Biroq Amerika Qo'shma Shtatlari vakiliga shaxsiy hujum qilish butunlay namuvaqiq ish. Men sizning bir rais bo'lish sifatingiz bilan bundaq ishlarning bu komitetda ko'rilishiga yo'l qo'ymasligingizni umid qilaman. Men o'zimning necha yillik hukumatsiz tashkilot komitetidagi xizmat hayotimda bir shaxsga qarata bundaq o'chqirmasizlik qilgan uchratib baxmagan. Rahmat sizga. Men Amerika Qo'shma Shtatlari vakiliga rahmat aytaman. Men Jungo vakilidan so'zlarini mazkur hukumatsiz tashkilot haqidagi usullarga markazlashtirishni talab qilaman. Boshqa munosabatsiz temalarga fikrlab kirmasligingizni umid qilaman. Biz siyosiy nazarni saqlab asosiy tema bo'lgan mazkur jamiyatning salohiyat haqidagi munozirimizni davomlashtiraylik. Qani, so'z sizda. Rahmat rais apandim. Oldi bilan men o'zimni uningga hech qanday shaxsiy hujum qildim deb o'ylamayman. Hamda men texmi konkret uchurlar haqida so'zlamoqchi. Birinchi, baya bosh elchi atalmish Jungo hukumatining azsonlik millatlar qarta kamsitish siyosatini tilga oldi. U yana nihoyatda qattiq so'zlarni ishlatdi. Bu uning boshqalarni ayblashdagi davomli qo'llanadigan usuli bo'lib, o'zini siyosiy jihatda to'g'ri deb ko'rsatmoqchi bo'ldi. Men tafsilotli to'xtalay. Jungo hukumatı barlıq azsonlik millatlarning buning ichida Uyg'urlarmi bor. Butun huquqiga alohida ahamiyat berdi va qo'llaydi. Biz ularning diniy huquqini hurmat qilamiz ham ularning so'zlash huquqini hurmat qilamiz. Biz azsonlik millatlarning jamiyat iqtisodiy taraqqiyot uchun g'oyat zo'r mablag' soldik. Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa azsonlik millatlar o'zlarining insoniy huquqining tarixdagi eng yaxshi qo'llanilgan bir davrdan bahraman bo'lmoqda. Baya bosh elchi o'qigan bosh maqolaga kelsak, atalmış g'arib axborot vositalari Jungoga yomon nazar bilan qarab kelmoqda. Ularning fokus nuqtasi Jungodan qusur tepishdir. Ular Jungo haqida xabar berganda azaldan obyektiv bitirib turib xabar bermaydi. U bosh maqoladagi faktlarning hech qanday asosi yo'q. Biz nihoyatda burunlar amgak bilan tarbiyalash, qayta tarbiyalash tizimisi qatorliklarni bekor qilyotgan. Bu birinchi nuqta. İkinci nuqta. U to'xtamasdan Jungoning paket bilan ta'minlanishini umid qildiganligini bildirdi. Amaliyotda biz nurg'un paketlarni, nurg'un uchurlarni ta'minladik. Biroq, xuddi men ilgari tanishtirgandek, ba'zi davlatlarning terrorizmga nisbatan qo'sh o'lcham qo'llanishi sababidan Jungo ta'minlagan uchurlarga ular astoydil qarab chiqmadi. Yoki ba'zi kishilar bu uchur va paketlarga sal qaradi. Chunki ular bu shaxsning o'ziga bexatarlik tahdidi elib kelmaydiganligini biladi. Biroq bu shaxs va tashkilotning Jungoda jinoiy harakatlarga chetishligi bor. Paketlar ko'rsatdiki, bu shaxs Jungo va boshqa davlatlarning bexatarligiga tahdid elib keladi. Shunga bu yerdagi ochiqchilik masala ba'zi davlatlar terrorizmga qarshi turish va insoniy huquqni qo'g'dash masalasida ular boshqalarni tanqid qiladi. Qo'sh o'lcham qo'llanadi. Ishlar ular uchun foydali bo'lmaganda ular prinsipda ching turamiz deydi. Biroq ishlar Jungo yoki ularning do'sti bo'lmaganlarga foydali bo'lganda ular paketni burmalaydi. Meningcha biz bu munozirani komitetning tuzumiga asosan o'z tartibi bo'yicha olib boraylik. Bu masalani juma kuni muzokara qilish uchun saqlab tursak bo'ladi. Biz bu masalani siyosiylashtirishdan shundaqla ayajonlanishdan saqlanishimiz kerak. Rahmat. Men Jungo vakilining so'ziga rahmat aytaman. Men komitetni bizning tuzum va tartib bo'yicha munosabatlik temaga o'tishga chaqiraman. Biz bu komitetni bir jamiyatni munozir qilishga markazlashtirib qo'ymaylik. Masalan, nihoyatda jiddiy o'xshamagan davlatlarning o'xshamagan ko'zqarashlari bor. Bu men anglagan keskin talash tortishlarning biri. Meningcha biz bu temadan haqiqatan charchadik. Yetarlik so'zlashdik. Meningcha bizda biz kerak hamma uchurlar bor. Planimiz bo'yicha bu ishni juma kuni analiz qilaylik.